Evet sevgili dinleyiciler, neredeyiz? Baden-Württemberg Stuttgart'ın yakınında Ulm diye bir şehirdeyiz. Yani Almanya'dakiler Ulm'ün nerede olduğunu biliyor. Ulm'de Merkez Camisi'nde, DİTİB'e bağlı Merkez Camisi'nde kermes var dediler. Biz de iki gün canlı yayın yaptık dün ve bir gün önceden de. Bütün gece sesim de kalmadığı için ama hemşerim Aydın'ı kıramadım, geldim. Ve kameracımız Tezcan'ı da bulamadık çünkü çok acil bir durumda. Söz verdin hemşerim niye gelmiyorsun diye sitem etti. Ben de onu kıramadım ve apar topar geldim. İnanın biz de son dakikalarına kermesin geldik. Bakalım bizi burada kimler bekliyor. Abi hayırdır çay içiyorsun? Böyle dönelim gel gel müsaadenle gel abi gel 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 gel. Gel. Adın ne? İhsan. Nerelisin sen? Düzceli. Düzceli. Abi fındık var mı sizde? Fındık var ya. Olmaz. Var değil mi? Vallahi senin fındığın oluyor. Tarafı. Yok benim yok. Hiçbir şeyim yok. Bir ya Aydın. Aydın'ı tanıyor musun? Aydın'ı görsem tanım şey evet. Olarak. Ulm'de mi kalıyorsunuz? Noyulm'de kalıyorum. Noyulm'de kalıyorsunuz. Kermes'e geldiniz. Evet. Kahve evet, içmeye. Kahve. Sonra bir de şey alacağız. Yemek. Balık. Balık. Ha. Evet. Hamsi. Hamsi. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Devam ediyoruz. Yani. Gördüğünüz gibi Ulm'ün çeşitli yöresinden gelen insanlar var. Biz de bakalım bizi Aydın içeri mi götürüyor, dışarı mı götürüyor, nereye götürecek? Bir bakalım. Şimdi abi seni tanıyalım. Neredesin sen? Ulümlü müsün? Yok ben Gingen'liyim. Gingenbrens. Aa bu bana yakın ya. Vallahi tam yarı yere. Heidenheim, Gingen, Aalen devam ediyor. Gingen'den aynen. Geliyorsunuz. Aynen Gingen'den bayağı geliyoruz. Bayağı uzak buraya mı? Şaka maka. Uzak da dedik destek olalım. Can evet, Karadeniz'in neresindensiniz? Ben Çorumluyum. Ben dedim yani leblebi var burada da. Aynen. Leblebinin diyarından geliyor. Nasıl buluyorsunuz? Nereden haberdar oldunuz? İnternetten haberimiz oldu. İnternetten haberimiz aynen. Oldu. Aynen. Ersever kaldı. İsim neydi? Ahmet. Ahmet Konakçı. Ahmet. Çok teşekkür ediyorum güzel insan. Hadi, çocuklar da var mı? Yalnız mı geldin? Var, çocuklar da var. Ama neredeler? Burada, aha. Şu kız küçük oğlan büyük değil mi? Tam tersi. Evet, hanginiz şey abinden döner misin? Abinden aran nasıl? O küçük kardeşim oluyor. Ya benim abisi işte görevim sizleri konuşturmak. Anlıyorum. Şimdi bir şey soracağım. Memleket nere? Çorum. Annen nereli? Çorumlu. Abi, bu. Babam da Çorumlu. Baban da Çorumlu. Evet. Sakın aynı köyden değil mi? Değiller, onlar? Değiller. O zaman bir test yapacağız. Sana sormuyorum. Sen biraz bayağı biliyorsun. İsmini alayım bakayım. Benim adım Zehra. Evet. Zehra'ya teşekkür ediyoruz. Seni tanıyalım abisi. Benim adım Melih. Melih. Çorumlu olduğunu artık söylememe gerek yok. Aynen. Annenin köyünü biliyor musun neresi? Çitli köyü. Evet sevgiliciler ben kaybettim. Ben dedim kesin bilmez. Babanın köyünü sen biliyor musun? Figani. Evet gerçekten bu çocuklar tam yetişmişler. Kültür 10 numara 5 yıldız veriyorum. Ne yapıyorsunuz? Okula mı gidiyorsun? Okula gidiyorum. Meslek yapacağım. Ne üzerine? Seneye. Mekatronika. Evet mekatronika bu da hani zamanımızın hani yeni elektronik arabalar çıkacak ya onlara yakın bir meslek yani değil mi? Arabaların hani bu devirden sonra elektronik şeylerle olacağı için yanlışım var mı? Doğru. Aşağı yukarı öyle bir şey yani. Evet Almanya'da son 10 yılın yeni mesleği gençlere de tavsiye ederim. Neydi mesleğimiz? Mekatroniker mi? Neydi? Mekatronikerdi. Evet. Sen ne yapıyorsun kızım? Ben inşaat mühendisliği okuyorum. Ey yarabbim görüyorsunuz çocuklarımız ne yapıyor? Okuyor, okuyor. Biz onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Evet, gel. Ana gel. Gel, 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 gel. Hadi gel bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok teşekkür ediyorum. Abi senden konuşalım bakalım. Memleket nere? Gaziantep. Ey yarabbim gördüğünüz gibi tam yemeğin, baklavanın şöyle ışıkta güzel gözüksün. Bak, şimdi aradığın yemekleri bulabildin mi burada? Evet abi. Gel bacı gel. Çok güzel abi. Burası Antep. Yani Ulüm. Ama Antep mutfağı var yani. Var, Adana olsun, balığı olsun. Antep lahmacun tabi. Şey evde ablaya yardım ediyor. Ya be tabi. Antep belki hep yapar ki. Güzel kebap yapar. Güzel çiğ köfte yapar. Vallahi helal olsun. Evet sevgiliciler camiye daha girmeye çalışırken bir yönetici arkadaşımı görüyorum veya bayanlar kolundandır büyük ihtimal. Bu da biraz Karadenizli'ye benziyor ama öğreneceğiz neler. Neresin? Trabzonluyum. Trabzon neresinde? Merkezinde kalıyoruz. Eşim Akçabatlı. Evet. Eşi Akçabatlı. Keşke eşin de burada olsaydı. Nerede? Hemen arka tarafta. Ha nerede? Enişte. Gel. Akçabat. Gel gel.
Abi gel ya, yoksa aleyhine konuşacağım seni. Bak kısacaksın o zaman. Evet, şimdi Akçabat deyince ben dedi merkezdenim. Eşim dedi ne duyduk şeyden dedi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu sana Akçabat köftesi yapıyor mu bizim kız? Akçabat köftesinin nüfusa bağlı olan ineği bulamadık da Akçabat'a. Bulamadın. Bulamadık daha. O yüzden Akçabat köfte buralarda olmaz. Burada olmaz yani. Maalesef. Onun bizim kız yapıyor mu? Öbür tarafta ama birebir. Ben hazırını seviyorum Akçabat köftesini. Hazırını yapıyor, yemesi bizden ama. Valla kaynağın duymasın. Duymasın ama ben de o kadar güzel yapıyorum yani. Yapıyorsunuz yani. Evet. Çok evet. Aynısı olmasa da benziyor tadı. Evet. Nerede kalıyorsunuz kardeş? Ulm'de. Ulm. Merkezinde evet. İsim neydi? Yalçın. Yalçın'ıma çok teşekkür ediyorum. Bacı senin adın ne? Nuray. Evet, Nuray kardeşime de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, ne yapıyoruz? İçeri girdik. Bayanlar, nasıl diyorum, benim bir sözüm var. Harıl, harıl çalışıyorlar. Şimdi ben kasaya gideyim. Bak kasada bir bacım var. Bacı sen bir tanesin. Biliyorsun kasayı biz seviyoruz. Yani parayı sevmeyen yoktur. Bayağı hayır iş yaptın mı? Çok şükür. Elhamdülillah çok güzel gitti her şey. Güzel gitti. Evet çok güzel. Elde avuçta kalan bir şey oldu mu yani yemeklerden? Pek yemeklerimiz ya, şu an bunlar kaldı. Gördüğünüz gibi hepsi satıldı. Bacı sen ne yapıyorsun burada? Nedir daha? Lahmacun istedi de lahmacun paketi şu bayan. Abla iki tane eksik ver ona. İki tane eksik vereyim mi? Ama olmaz. Günah kimin boynuna? Senin. Benim değil mi? Evet. Sen evet. Memleket nere? Sinop. Ana. İsmini de sorar mısın? İsmini sor. İsmini sor. Onu sor. Gülcan. Nurcan. Gülcan. Şu alışveriş eden arkadaşıma sorayım. Memleket nere? Yozgat. Ana. Evi ikinci kattan kızı Yozgat'tan alacaksın diyorlar. Doğru mu kız? Doğrudur. Yozgat'ın neyi meşhur? Arabaşısı meşhur. Galiba arabaşı yapmasını da bilmiyor ha böyle konuştuğuna göre. Değil mi? Bilmiyor. Evet devam ediyorum. Ana. Hemşire nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Yok ben Ordu'nun yeliyim. Ordulu, Ordulu. O tanıyor beni. Evet. Ordu'nun yeli. Hani ne kahve getirdi ne bir şey getirdi. Ne oldu? Görmedim ki. Bize bakar mısın? Kahveni hemen hazırlar mı? Kahve çay hazır. Allah razı olsun. Nasılsın ablam? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Buradayız. Çok şükür eşten dosttan çok güzel şeyler yapıp getirdi hanımlar. Yani güzel geçti. Ne zaman geldin izinden? Ben pazartesi geldim. Biliyorum ben abi, her şeyden haberim evet, var. Evet pazartesi geldim. Geldin. Güzel hemen, bir izin yaptım. Hemen de sevap yapmaya koyuldum. Onun için geldim, yoksa yılbaşına gelecektim. Ben de hissettim zaten. Evet. Nasıldı Türkiye, güzel miydi? Çok güzel, 18 dereceydi. 18 derece. Burada iyi baksana bazı şeyler. Yani. Evet devam ediyorum. Eslem. Eslem seni Bayburtlu dediler. Ben değilim. Neresin abi sen? Ben Trabzonluyum. Maçkalı mı? Trabzonluyum ben. Hangi neresinden Trabzon? Akçabat. Köfte yapmasını biliyor musun? Biliyorum. Helal kız sana. Aferin. Teşekkür ediyoruz. Woo! Gel. Madam, seni diyorlar Bayburtlu. Neresin? Ben Trabzonluyum. Nere? Abi neyin oluyor senin? Kim? Tanıdık. Tanıdık. Evet. Okula mı gidiyorsun, sınıfta mı kaldın? Yok ben okula gidiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi gençler çok güzel çalışıyorlar. Evet ne yapıyoruz? Yöneticilere gaz veriyorum çalışsınlar diye. Ne yapıyorsun hanımefendi? Dürüm yapıyorum kavurmayla. Dürüm. Ne bu, kavurma mı? Dana kavurmamız var, pilavın yanına ya da dürüm yapıyoruz. Sen satıyorsun değil mi? Evet satıyorum. Pilav yapmasını öğrendin mi? Tabii ki de. Vallahi nerelisin kız sen? Sakarya ve Düzce'liyim ama Trabzon gelmeyeyim. Evet saydı da saydı vallahi. Sakarya, Düzce, Trabzon. Annen nereli? Annem Sakaryalı. Baban? Düzceli. Trabzonlu kimdi? Ama dedelerim Trabzon'dan. He, bak doğrusu odur. Sana çok teşekkür ediyoruz güzel insan. Şu arkadaşın nereli olduğunu biliyor musun? Uşaklı. Uy, Ege'ye doğru gidiyorum daha. Evet Karadeniz Ege'ye geldi. Bakalım şu kardeşimi tanıyayım. Kız yanlış. Abisi yanlış verdi ha, dikkat et. Sen ne satıyorsun? Mantı. Ha, burada gönlüm isterdi ki bir Kayserili göreyim. Şöyle bir kaldır bakalım mantıyı, güzel yapmış mısın, güzel mi? Evet sevgili izleyicilerim, gördüğünüz gibi burası sanki bir mutfak. Türk mutfağı buraya gelmiş yani. İsmini alalım abisi, Özlem. İlayda. İlayda. İşte genç oldun mu böyle ismin ya İlayda olur ya Ece olur ya Sibel olur. Biz nerede oturuyorsun sen? 10 kilometre ileride duruyorum ya. Yani Kanuil Mufine Özen'de arada. Orada da bir cami var. Var, orada iki tane var. Yani ara sıra arkadaşları evet, görmeye geliyorsun. Yani. Nereden tanıyorsun benim hemşire? Hemşire tanımam, ben ufaktan tanırım bunları ya. O abisi var Mehmet, biri. Tanıyor onları ufaktan. İşarge bunun kardeşi. Tamam o zaman soyadını söyle bak. Yıldız. Söz fazla
gerçek biliyormuşsun, özür dilerim. Devam ediyorum şöyle. Aha sevgiliciler, hani ne derler? Aradım, aradım. En sonunda ya Allah bismillah buldum. Ne diyorlar? Arayan şeyi de bulurmuş, şeyde ya hani diyorlar hani Mevlasını da biz Mevla'yı mı bulduk bilmiyorum. Hemşah seni tanıyalım. İsim? Ben Engin. Yıldız soyadın? Hayır, Gündoğdu. Yıldız dedi bana o. Onun kendi soyadı mı Yıldız? He, ben dedim soyadın dedim Yıldız dedi bana. Yok, benim soyadım Gündoğdu. Gündoğdu nasıl gidiyor? İyi gidiyor elhamdülillah, aşkına olsun. Yani cami, bu camiye mi üyesin yoksa başka bir... Noylem'de Strasse bir tane diyanet var. He, orada aktı tarafa yani biraz oraya buraya uzak diye. Kendi motorda kalıyorum. Ehe, ondan. Oradayım, evet aynen. Bizim Ordulu da burada öbürü yani. Evet. Ahmet. Şimdi bundan sonra biz de buradayız yani sürekli. Genelde. İnşallah, inşallah. Yani buraya da geliyoruz yani sürekli namaz vakitlerinde evet, falan yani. Evet. İş gücü olunca biraz sıkıntı oluyor. Çok dolu ya maşallah yani. Ve hani aşkına, daha aşkına, git diyoruz gitmiyorlar yani. Yok, bugün ve dün güzel talep var. Çok evet, güzel yani. Yani. Caminin de ihtiyaçları var. O yönden çok i̇nşallah, güzel oluyor. İnşallah dediğim gibi her evet. Şey hallolur. Aynen. Amin. Cümlemize. Hangi köydendin sen? Biben. He, neydi? Bir meşhur neydi? Yukarıda övme. Biben kaldım. Neydi bu? Bir laf evet. Var orada. Evvelden Zafer köyüydü. Evet. Sonra birisi gelmiş. Çalmış kimse yok mu? Kimse yok mu diye. Evet. O demiş biben varım demiş. Artık biben kalmış o yönden. Evet. Doğru. İş fıkranın doğrusunu oturan bibende oturandan gördün. Ana. Selam. Merhaba hanımefendi. Merhaba. İsminiz ne? Zara. Zara. Merhaba. Çekebilirsiniz Zara'yı şimdi. Bak Zara diyor ki beni biri diye şeye çeksin diye ben Yunus abimle konuşacağım. Çek bakalım hemşo, sen çek Zara'yı. Ben Instagram hesabımız için çekiyorum. Evet, o fark etmez. Neyse. Evet, Zara seni tanıyalım. Zara hazırlık yapıyor. Aynen. Zara adın? Zara Öztürk. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Görevin ne burada güzel kızım? Ben Hamsi'deyim daha çok. Bugün Türk kahveye geçtik. Hamsi'desin? Evet. Hani Yunus abine hiç kahve ikram etmedi. Nepsi mi hemşosunuz, hemşosun sen? Siz de mi Trabzonlusunuz? Nereli? Trabzonlu. Sen nerelisin? Trabzonluyum ben. E ben de Trabzonluyum. Güzel. Ama ben Maçka'danım, sen? Ben Uzungöl'den, Çaykara. Özlem'in kahvesinden vazgeçtim, Ahmet'in çayına geldim. İsim neydi birader? Selami. Vay, Selami'ninmiş ya. Ben Ahmet diye duydum, unutmuşum. Şimdi Ahmet, Rize çayı bak şimdi. Ceylon çayı, yaprak çayı, Rize çayı. Ordu çayı, Giresun çayı, Trabzon çayı, hangi bunlar saysana ben gördüm. Hani ne çay var burada? Trebolu falan var. Var mı? İsteyene karışık da yapıyoruz. Karışık? Aynen. Evet sevgiliciler, ilk defa da karışık bir çay duydum yani. Çayın her şeyini duymuştum. Ahmet şey, memleket neresi lan? Düzce. Ey yarabbim, Düzce'nin garanti fındık vardır Ahmet. Var. Selam. Evet. Ne kadar, kaç ton? Çok değil, biz fakiriz ya. Fakiri dediyse bir ton. Çık. Çık, 3 ton diyelim hadi. Evet sevgiliciler, Ordu'da 3 ton fındık çok iyi bir şey ama Düzce gibi bir yerde 3 ton fındık adam yerine koymuyorlar yani. Evet sevgiliciler, gördüğünüz gibi şimdi abi ismin? Ali Çavuş. Ali Çavuş, marangoz musun nesin sen? Ben torna tesbihciyim. Barmağı kaptırmışsın ondan. İşte frezeye verdim. Frezeye verdim evet. Bak nasıl. Bu şimdi gençler CNC diye bir olay var ya, onu çalışıyorlar. Sen bundan da ben kavradın. Ben eski modellerinde CNC'de de çalıştım. Yani ama eski modeli ustalık isteyen bir şey. Şimdiki tabii adam elle, rakamlarla elle. Uğraşıyor. Evet. Torna, yani, tesviye, freze hepsi içinde olur onun. Evet ben genelde şimdi böyle bir şey yaptığımda parmağı, benim babamda da aynı dava. O da öyle bir şey yaşamış ama marangozlarda genelde oluyor bu. Ben motocross firmasında çalıştım. Motor evet. Ürettik biz. Motor yaptım. Motor parçası yaptım ben. Şimdi ne yapıyorsun? Emeklisin. Şu an emekliyim. Şu karşındaki genç neyin oluyor? Torun bu mu? Bu benim oğlum olur. En küçüğü mü? En küçüğü evet. Ama nasıl anladım ha? Çünkü tahmin ettim yani en küçük olduğunu. Evet, evet şu gelin mi? Evet. Evet. Çok memleket nereydi abi? Kayseri. Kayseri'nin neresinden? Alaaddin deme bana. Kayseri'nin Kuşçu Mahallesi'ndenim ben. Kuşçu Mahallesi'nden. Evet. Evet. Aracın olduğu yerde marina falan var. Tatil yeri. Abi, gelinimiz nerede? Köylümüz ve akrabamız. Sevgiliciler, bayanlar olunca ne oluyor? Boğazından kesiyorlar ama bundan kesmiyorlar işte. Alışveriş etmiş. Ha, çay bardağı. Bizim davet edeceğin abi. Tabii ki ederim. Ne o? Ne yaprak? Rize çayı mı, yaprak çay mı? Yaprak çay. İkisi de eyvah. Var ama. İkisi de var. Bazen... Ahmet var ya, gel de eve git bunu şey yapma, ne onun ismi. Eve götürüp de... Test yapabilirsiniz yani, ikisi bak, de var. Çaydan da bardağı görüyorsunuz. Memleket nere? Konya. Konya mı? Konya. Ana şey. Çok az Konyalı var burada ya.
Yok, bayağı var aslında da. Aşkın Eltim oluyor. Eltin, o da mı Konyalı? Kırşehirli. Kırşehirli. Nevşehirli. Nere? Nevşehir. Nevşehir. Kaçtı? Kırşehir, 40, Nevşehir 50. 50 biliyor bak plakasını. Eşi nereliydi? Konyalı benim eltim. Ha, eltin onun. Bir dakika dur bakayım. Konya'nın plakası kaç? Ha, bil bakayım. Adı, bak bilmezsen adam seni eve sokmaz ha. 42. Vallahi doğru bildi ha. Evet, bu güzel insan. Abla ismi neydi? Havana Bozdoğan. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizin isminiz neydi ablam? Saadet. Saadet Bozdoğan. Evet, Saadet. Evet, çok güzel bir isim. Bu güzel insanlara teşekkür ediyorum. Bir de sorayım, çocuklar okula mokula gidiyor mu? Emekli mi oldu? Ne oldu? Yani sen ne yapıyorsun? Yani daha gençsin ama. Ben Türkiye'de çalışıyordum. Hemşireydim kendim. Evet. Ama evlilik yoluyla buraya geldim. Burada hiç çalışmadım. En büyük çocuk kaç yaşında? 35. 45 mi? 35. Ben 10 yukarı attım ama. Yok yok. Çok 35. Geç gösteriyorsunuz ablam. Gerçekten. Şu an bir ablamın yanına geliyorum. Bu Almanya'ya çok emek harcayanlardan biri yani. Hani gençler değil de kaç tane genç yetiştirdi Allah bilir. O bir tanesi bu mu? En küçüğü bu. Ben de hep en küçüğüne denk geliyorum. Hep en küçükleri annelerin yanında. Büyükler nerede ya? Aa, orada da bir küçüğüne denk geldi. Büyükler nerede? Büyükler şimdi... Sana abunlar torunlar falan değil mi abi? Gittiler. İzinler. Torun mu? Abunlar torun. 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 Hangisi? İkisi bunun oğlu. Öbürü büyük oğlumun kızı. O da kızının çocuğu. Bir şey soracağım. Şu torunun ismini biliyor musun? Şu güzel kızın. Bunun mu? Evet. Tansu. Vallahi bildi. Dediler ki şu oğlanın ismini bilmediler küçük oğlan. Olmaz mı? Dedesinin ismi Cemil. Vallahi ben de var ya tam yerinden sormuşum yani. Dedenin adını sormuşum. Evet. Allah, dede ne yapıyor? Namaza çıktı yukarıya. Namaza? Hı. Memleket nereydi? Samsun. Ana! Hemşerim yapı beni. Sen var. Fındık bahçesi var mı? Samsun'da fındık olmuyor ama bazı yerlerde var. Var var. Bu oğlum bir tarla aldı. Oraya ektik. Ektiniz. Termede mi? Nerede bu bizim oğlan? Termeli mi? Nereli? Yok, ben Samsun'da. Benim oğlum. Bir dakika, Samsun neresinde bu? Çarşamba mı? Merkez. Yani. Evet. Yenge, şimdi seni hep soruyorum. Bak, hepsinin adını biliyorsun da bir hata yap diyorum ama yapmıyorsun. Tek bir soru soracağım. Bakayım, bunu da bilirsen var ya. Hata yaparsam ne oluyor? Hata yapalım. Yok yok. Yap, hata normal. Hepimiz yapıyoruz. Ben ama zor soru sormuyorum ha. O zaten bilmiyor. Olanı bırak sen. Samsun'un plakası kaç? 55. Evet, merhaba. İsimden? Serkan Yıldırım. Serkan, kaç numarasın en son? En son 5 numarayım. 5 numara. Kaç yaşındasın Serkan? 39. Meslek yapıyorsun şey, o çalışıyorsun ya. Ne ya? En küçük deyince ben de. Boyacıyım. Araba boyacısı öğrendim. Otobüsleri boyuyorum. Evet, yani şimdi o iş yapıyorum. Evet. En son ne zaman gittin Samsun'a? Ağustos'ta bu sene. Vallahi. Evet. Helal olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz oldun. Sağ ol, anneyi konuşturduk. Dediğim gibi. Evet, teşekkürler. Seni tanıyalım hemşo. Selamünaleyküm. Ben seninle tanışmaya geldim. Ben de. Nerelisin sen? Ben Sinoplu'yum. Sinop'un neresinde? Ayancık ilçesinden. Ayancıklı çok var ha. Ayancık, Sinop ve Trabzon bu camide dolu. Çok değil mi? Çok, aynen. Ne yapıyorsun görevin camide? Ben camide yönetim üyesiyim. Aynı zamanda 2 yıldır gençlik başkanıyım. Gençlik, yani gençlik kolları başkanım. Başkan. Estağfurullah. Gerçi sen de gençsin ya. Yak ya, biz nereye ya? Hayatımız kaymış başkan. Estağfurullah. Evet. Bir de bana sor. Aha, eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Evlisin. Yok, ben daha 19 yaşındayım. Belli olmaz, 17'de evlenirler yani. Ayancıklar normal 16'da gidiyorlar. Ona bakarsan haklısın da ben daha evli değilim. Bekliyorsun diyorum yani. Ben bekliyorum aynen. Bu ailenin büyüğü müsün, küçüğü müsün? Benim bir abim var 26 yaşında. O da, bekar deme bana. O da bekar. Evet abi, seni bekliyoruz. Bir an önce evlen. Ama o da senin gibi aynı üniversite yapıyor, biliyor musun? Hadi ya, nerede? Türkiye'de mi? TRT Deutsch'ta. TRT Almanya'da çalışıyor. Al, nerede çalışıyor? Burada mı? Nerede kendin? Berlin'de. Berlin'de. Selamlarımızı iletiyoruz güzel insana. Dediğim gibi burada, kardeş de burada. Bakın. Bize inşallah biraz sonra çay kahve söyleyecek. Çay kahve, Adana, Tantuni, sen yeter ki iste abi. Yani canın sağ olsun büyük başkan. Çok teşekkür ediyorum çünkü bu gençlik başkanları gelecekte de büyük başkanlar olacak burada yani. Hayırlısı çünkü, bakalım. İnşallah. Bıkma bir yani, devam yok, et yani. Ben bıkmam, ben bıktırıyorum millet ama kendim bıkmam. Yok ya, sen güzel organize, baksana insanlar çok kalabalık. Çok teşekkür Elhamdülillah, ediyorum. Elhamdülillah, çok teşekkür yani. Ediyorum. Evet sevgiliciler, masa derken en sonuna yaklaştım yani, daha gidecek yer yok. Orada bir ordulu var galiba karşımda.
Hüsniye Hanım. Neyin oluyor bayan? Kızım oluyor. Hüsniye mi ismi? Kübra. Vallahi Kübra Hüsniye. Azıcık yaklaşmışım. Tutturamadım ama yanından da geçemedim. Abla seni tanıyalım. Nerelisin sen? Ben Ordu merkezden. Merkezden. Evet. Herkes merkezden burada. Evet. Soy ismin ne? Melahat Maden. Maden. Aa, madenler meşhurdur Ordu'da yani. Hamdi Maden. Şeydi. Amcamız oluyor. Hadi ya. Bak. Ama o rahmetli oldu önceki. Evet, çok eskilere gitti aklım. Birden aklım. Eşimin amcası oluyor. Hadi ya. Evet. Nerede eşin, nerede? Eşim de buralardaydı ama şu anda yok. Namazda galiba. Namazda mı? Evet. Sen beni hiç izliyor musun televizyon? Evet, izliyorum. Ya bu kardeş şu an niye bir demiyorsun ki? Ya neydi adamın adı? Eniştemin adı ne? Şükrü Maden. Şükrü mü? Evet. Ya Şükrü, şu Yunus'u bir çağıralım. Buraya gelsin. Niye demiyorsun sen? Sizin geleceğinizi duyduk. Bugün onun için geldik özellikle. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi sizleri bize çok seviyoruz. Yani biz de... izliyoruz. Sağ ol ablam benim. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı bizim yapabileceğimiz? Canınızın sağlığı. Bak bizim kız burada ne yiyor? Bak bak aşağı mantı yiyor. Sen ordular mantı yemez. Yok, onu da yiyoruz canım. O da bizim evet, yemeklerimizden. Evet. Ablam çok teşekkür ediyorum, teşekkür sana. Ederim. Dediğim gibi devam ediyoruz. Her zaman sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Ve sağ sizleri olun, çok seviyoruz. Ve sağ bir olun, sıkıntınız olduğunuzda her zaman bir hemşehrilerimizin yanınızdayız. Dediğim gibi daha çok görüşeceğiz. İnşallah. Bak bir gün mikrofon sana geleceğini de ummuyordun herhalde. Beklemiyordum ama bugün ama sizin geleceğinizi özellikle bilerek geldik. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben iki gündür çalışıyorum, unuttum da Ahmet bana hatırlatınca bıraktım her şeyi, geldim buraya. Sizleri çok seviyorum. Diyelim inşallah eniştem gelir aşağıya da bizim ana bakar. Bekliyoruz. Kız galiba aradı onu ama bilmiyorum, bakacağım. Aradın mı? Aradım. Geliyor mu? Çıkmadı. Çıkmadı mı? Seni tanıyalım hemşom. Ben Kübra. Kübra, ne yapıyorsun? Okula mı gidiyorsun? Meslek mi yapıyorsun? Çalışıyorum. Çalışıyorsun mu? Ya bir işime yarayan bir meslek söyle bakayım. Nerede çalışıyorsun? Muhasebeciyim, Mercedes'te. Oo, muhasebeciymiş. O da yarıyor da. Ya ben dedim ki herhalde diş doktorunda. Dişim ağrıyorsa randevusuz gideceğim. Babam ya. Babam iyi çeker. Hadi ya. O işin başı bakıyor. Evet. Evet sevgiciler, bakıyorum. Ben diyor mantıcılar kralıyım diye mantıyı genelde en çok Kayseriler yapıyor da dur bakayım ablam nereliyim. Memleket. Biz her zaman Trabzonluyuz. Ana Kayseri Trabzonlu yapmış. Kayseriler kaçın. Trabzon'da mantı yapılıyor hem de en kralı. Valla küçük küçük öyle sizinki gibi şey gibi değil, ceviz büyüklüğünde. Ablamınki valla nohut gibi küçücük. Kayseriliyim. Eyvah yapma ya. Eşin nereli? O da Kayserili. Ama camide oflu koydular ama başka. Seni oflu mu yaptılar? Ama ben anladım, mantıdan anladım sen Kayserili olduğunu. Ben de diyorum nasıl oluyor bu iş diyorum yani. Adın neydi abla? Hanife ismim. Hanife Bulut. Bu şu arkadaş neyin oluyor senin? O kuzenim oluyor. Eşim kuzen oluyor. Kayınım oluyor. Kuzeni. Evet. Kayının gibi bir şey işte. Kayının yani. Gibi. Öyle evet, yani. Kuzen yani. Bunlar ailede aynı soyadı mı taşıyor senden? Aynı soyadı tabii ki de. Onun küçüklüğünü hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? İsim neydi birader? Seyfettin. Seyfettin. Evet. Teyzemin böyle eli maşalı olduğu günleri hatırlıyor musun? Böyle hani çocuklara vurdum, oturtturdum. Yok. Mantı oklavasıyla peşimizden koşturduğunu hatırlarız da. Gördün mü? Bak şikayet var hakkında teyze. Şikayet var hakkında yani. Aynı yaşta oğlum var. Yaramazlık yaparlardı. Oluyor yani. Doğru. Ya oklavaya yazık, kırma. Sakın oklava kırdım falan demezsiniz. Yok, yok, kırmam. Yok, yani. Yok, ben onlara kıyar mıyım? Kıyamam. Helal olsun teyzeme. Kaç çocuk var abla? Üç oğlan. İki oğlan bir kız. Üç oğlan. Karadeniz'den gelinin var mı? Yok. Gaziantep, Kayseri, Ege, İzmir. Ege. Oo, Ege'den bak yani. Ben şanslıyım ama inan bak şanslıyım. Niye? Çok şanslıyım evet. Bir gelinleri görseydim de senin adını duyunca kesin titrerlerdir ha. Yok titremezler, hayır. yok. Nasılsa duyacaklar bunlar, ben sana söyleyeyim yani. Duymazlar. Gelin çok duymazlar. Teşekkür ediyorum ablam. Dediğim gibi şu senin mi birader bunlar? İsim ne? Seda. Nerelisin sen? Sedra. Sen memleket nerelisin? Baban nereden geliyor? Sedra. Tamam oldu. Daha yaşı el vermedi. Sen nerelisin kızım? Kayseri. Çak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. Evet, İstiklal Marşı'nı sen biliyorsun ya. Nereden biliyorsun bunu? Bilmiyorum. Bak Tamarya bak. Hop gelelim şöyle. Nereden biliyorsun İstiklal Marşı'nı? Bilmiyorum. Söyledin ya ben de bir.
Okuldan. Evet, gerçekten sevgili izleyiciler, Almanya'da Türk okulları var. İşte kültür öğretiyorlar. Ve kızımız da gerçekten öğrenmiş İstiklal Marşı'nı. Biz yarıda kestik ama önemli olan bildiğini gördüm. Şaşırdım. Seni bilmiyor dediler İstiklal Marşı'nı. Ne, ben biliyorum. Biliyor musun? Nasıl başlıyor? Korkma sönmez bu şafaklarda süzen ansancak. Evet, yetiyor, biliyormuş. Şaka yaptım ama memleket neden? Maraş 46. Maraş 46. O ne kız öyle? Maraş, kahraman Maraş. Vay be. Annen nereli? Annem Elbistanlı, Maraş. Baban nereli? Babam Maraşlı. Anası Elbistanlı, babası Maraşlı, bu Maraşlı. Evet, çok teşekkür ederim. İsmin neydi Gamze? Su Eda. Ne? Su Eda. Su Eda. Evet. Evet, görüyorsunuz acayip isimlere denk geliyorum. Böyle hiç duymadım. Su Eda'yı tabii duyduk da yani. Vallahi bazen Tüdanya, Müdanya, ne bileyim, hiç aklıma gelmez. Senin ismin ne güzel insan. Aa, bu Trabzonlu ha. Durum öyle gözüküyor. Nedir uşağım da tepende takılıdır da. Ben Konyalıyım. Ya kesin. Annen nereli? He? Annen nereli? Konyalı. Baban? Konya. Deden? Konya. Hepsi Konya. Kurtuluş yok. İsim neydi abisi? Azra. Nasıl gidiyor? Bakayım, görevlisin galiba. Evet, güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Çalıştın mı? Çok. Satış mı yaptın? Yok, pamsi dizdim. Evet. Evet sevgiciler, gördüğünüz gibi masa derken en sonunda geldim, bir abinin yanına yaklaştım, bakalım. Abi neresin, memleket nereye, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Nevşehirliyim. Nevşehirlisin? Evet. Nevşehir'in plakası kaç? 50. Vallahi unutmamış ha. Dediler Almanya'da bu uzun zaman kaldı, unutur seni. Ben 50 senedir Almanya'dayım ama unutmadım plakayı. Unutmadım. Kaç yılında geldin? 1970'te. 70'te geldin. Yalnız geldim buraya. Yalnız geldim. Şu an kaç kişi oldunuz burada? Bayağı kalabalık aile. Hepsi darmadağın oldu beni görünce. 10 kişi olduk hemen. 10 kişi oldunuz yani, maşallah yani. Bakalım bu kızın nice. Anasının memleketini söylemesin. Nerelisin diye soracağım ona. Nerelisin? Ankara. Ankara. Abi Ankara dedi. Mahvettin beni. Kız kes, haşlığını kes abi. Keserim. Bak gördün mü? Kız babanın memleketini söyleyeceğim. Nevşehir. %40 Ankaralıyım. %60 Nevşehir. Babanın olduğu yer. Nere? Nevşehir. Nevşehir. Okula mı gidiyorsun abisi? Evet. İsmin neydi, öğrendin bir daha? Ceylin. Evet, çok güzel ismi varmış. Teşekkür ediyoruz sana. Evet abla, sen bu kıza niye Ankaralıyım öğrettin? He? Kendisi Ankaralıyım diyor. Yoksa benim beyim Nevşehirli, Nevşehirliyim demesi lazım babasının. Ama çocuk beklemedi öyle soru da ondan oldu. Aynen, aniden olunca. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Siz de Almanya, Almanya'dasınız. Evet, ben de 29 sene oldu geleli Almanya'ya. Nasıl buluyorsun Almanya'yı? Memnunum. Beğeniyorum, evet. İyi. En son ne zaman geldiniz? Ha, yeni geldim. Dedi. Yeni geldi. Yok, benim 29 sene oldu geleli. Yok, şeyden, izinden diyorum yani. Ha, izinden yeni geldik. 3 ay oldu. 3 ay oldu. Size çok teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim gibi. Ne yedin bugün? Mantı. Mantı yedim. Gözleme yedim. Evet. Hepsini yedik. Camiye destek oldunuz. Aynen. Ne yapıyorsun sen ya dediler ya. Ne yapıyorsun? Ne var dedim. Aha, orada ordular var dedi. Koşa geldim. Aha, gördüm bir tane ablamı gördüm. Çünkü niye biliyor musun? Çorbayı bize bu yapacak ya. Sen nerelisin? Ardoya. Ay dileyim. Ay gel amcam. Para ver bakayım, elini öptüm. Elini öptüm ya. Ne? Para yok mu? Nerede? Babada mı para? Annede mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. İsmi neydi bunu? Söyle adını. Adın ne? İlayda Ayşe. İlayda Ayşe. Hay maşallah. Bir daha bakayım unuttu mu diye tekrar soracağım. Bakalım kendisinin nereli olduğunu. Nerelisin? Ordulu. Vallahi dedim papağan. Öğrenmiş. Sabah da sorsam ordulu der. Hiç demez. Sen dediler ki İstanbullu. Doğru mu? Helal. Vallahi çak kız. Çak. Gavura vurur gibi vurma. Nasıl buraya görüyorsunuz değil mi? Bir daha vur bakayım. Bak. Ha, bu kibar. Ama bakınız, gördünüz mü? Evet. Kızdaki kibarlığı görüyorsunuz. Bakın. Şuna bakın. Evet. Devam ediyoruz. Bozdu, kibarlık gitti gümbürtüye. Evet abla, nerelisin? Memleket nere? Ordu. Neresinden? Ulubey. Perşembe Vona. Vona. Evet. Perşembe Beyliköy'ü. Ha, şimdi aha, yakaladım. Neydi? Hani bir şarkı var ya. Gemi gelir gemi Vona burnundan beri. Vardı, biliyor musun? Evet. Abi burada yetişenler bilmez ha. Sen çocuklar burada mı yetiştin? Akşam burada yanıyor ordun Vona'nın ışıkları. Vona'nın ışıkları. Bu şimdi gençlere sorayım. Abi senden mi şu, bizden mi? O benim mi? Kız. Bakalım o bilecek mi biraz sonra. Hiç sanmıyorum yani.
bilmiyorum. Evet, Vona'dan. Burada başka var mı? Aile kaç kişisiniz? Aileyiz burada. Komple biz aileyiz. Hepsi sana mı aile? Orduluyuz. Eşim, kaynım, oğlum, eşim, kızım, gelinim. Eksik var mı burada? Arkadaşlarım ordulu. Eksik var mı burada? Var, bayağı var. Allah'ım yarabbim, büyük bir sülaleye denk geldim. Sabaha kadar çıkamam daha ben burada. Gündoğdu sülalesi. Evet, Gündoğdu sülalesi. Abla çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil. Şu neyimiz oluyor? Eltiyim ben. Eltisi misin? Ya kulağınıza tıkar mısınız? Kavga ediyor musun? Çok nadir. Ya seni tanıyorum. Gülüyorsun tıs tıs oradan. Sen girebiliyor musun? Yok, bilmiyorum abicim. Sen ne olan mı abla? Evet. Girebiliyor bilmiyor. Gero'yu da mı bilmiyorum? Onu da bilmiyorum abicim. Sakarca? Biliyorum. Melocan? Biliyorum. İyi. Bakraç? Hayır. Bakraç'ı sen biliyor musun? Biliyorum, evet, bilmez. Bir şey bilmedim ya. Neyse, nasıl gidiyor hemşire? İyi gidiyor abicim, çok şükür. Gidiyorsun. Boztepe'yi biliyorsun ama değil mi? Boztepe'yi biliyorum. Onu biliyor, onu bilmeyen var mı yani Boztepe'yi? Aynen. Yani 2 yaşına da sorsam onu da. O da bilir. Ya şimdi bir şey daha var. Aklıma hep geliyor muzur muzur sorular. Plakada kesin 52 vardır. Var abicim. Ule, Ulm. Yok, Neu Ulm. Neu. Sonra arabanın markası işte SQ. Neyse. 52. Aynen. 52 yani. Aynen. Var 52'siz. Yani. Var. 52'siz hayatı olmaz. Aynen. Yani. Aynen. Çocukların adını mı taşıyor, hanımın adını? Evlisin. Evliyim. 2 kız çocuğum var. Aynen. Gelinimiz nereli? Gelin Denizlili. Ama nerede? Şimdi sorsan Orduluyum der. Nerede? Gel. Ben sana öğreteceğim. Gel bakalım. Gel kızım, gel. Şimdi ben soracağım onu. Aynen. Bir sor, bir test edelim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ordu'da görüşmek üzere. İnşallah. Ordular gecelerinde. İnşallah. Evet sevgiliciler, şimdi sorunun büyüğü geliyor böyle, ya Rabbim. Nerelisin? Ordulu. Wow, ama Denizli çakma Ordulu. Helal olsun kızım. Abisi bak bir şey söyleyeyim. Kayınvaliden. Evet. Kayınvaliden. Anne. Kayınvaliden. Anne. Evet sevgiliciler, hissettim çocuk titremeye başladı adamı duyunca. Niye korkutuyorsun sen bunu? Ya deyin dedim, kayınvalidem deyince böyle yaptı bir yani. Hani. Aran nasıl? Çok şükür. İyi değil mi? Çok şükür, evet. Böyle bak, ordulu yapmışsın yani daha artık yani. Abi sen, isim neydi? Derya. Biz ordular, cana yakın insanız yani. Geldin evet. Mi? Evet, evet. Denizli'nin sıcağı, ordunun soğuğu. İyi yani, değil mi? Yok ama her mevsim var orduda. Biz ordunun nüfusu az diye. Ben de gittim. Bak benim hanım da orada. Bak da bak görüyor musun? Bak şurası evet. Beyaz Becdi var ya. Bak o benim hanım. O da İzmirli. İzmirli. He tabii ki yani. Biz Ege'leri alalım. Biz Ege'den evlendik yani. Ege'den evlendik yani. Evet abla. Son bir soru soruyorum. Pancar çorbası yapmayı öğrendin mi? Yok, daha öğrenmedim. Tamam. Sen de mikrofon sende. Kaldiriyi seviyor musun? Çok bayıldım. Öğrendin mi adını? Canı seviyorum. Oo, ben de çok severim. Sarmalarını yiyorum. Dolapta bir şey var mı annenin? Hep. Adresini al. Misafir gideceğim. Anneden hep sipariş alırlar. Maşallah. Çay içmeye buraya gideceğiz. Çay. Çok teşekkür Aklılar ediyorum. Benden tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum bu güzel aileye. Devam ediyorum bakalım. Bak şimdi. Bak. Bir şey sorayım size. Şu sen memleket nerede? Ordu. Tamam dur. Bunun başındakinin adı ne? Şapka. Şapka. Bunun adı ne? Kavuk. Kavuk. Evet, kavuğu var başında. Kavuklu abi, nerelisin sen kavuklu abi? Orduluyum. Evet ya, kavuğu ben özlemişim ya. Ne kavuklarım vardı benim köydeyken. Şey gelmesin diye rüzgardan okula giderken. Neresinden ordunun? Söylediler de yine söylesen. Zafer köyünden. Zafer. Eski adıyla Biben. Biben. Orada Biben kaldı. Burada bir Zafer köyü. Şimdi Zafer mi oldu orada? Zafer köyü. Göğömer mi? Ne vardı orada? Gökömer bizden yukarıda. Gökömer. Göğömer mi? Her neyse. Gökömer. Ondan sonra Gerce geliyor zaten. Bu sene izine gittin. 4. ayda gittim ama yalnız Aksaray'a gittim. Aksaray'a mı? Kızım Amerika'm orada Mercedes'teydi. Çalışıyor. Onun yanına gittin. Devam ediyor mu? Yoksa geldi? Burada şimdi. Burada. Şimdi burada yani. Aksaray da güzel ama o sabah çok soğuk oldu. Sabah ve akşamları soğuk, evet. Evet. Yani, Aksaray'ı iyi tanırım ben. Evet. Ondan. Fındık var mı? Fındık. Kendi bahçem yoktu. Rahmetli babamın vardı tabii. Ama oradan abim, onu da abingil topluyor. Abingil topluyor, aynen öyle. Fındığa da gitmiyorsun. Gitmiyoruz. Yazın Ağustos'a denk gelirsen ben karışmam ama. Genelde gitmiyoruz. Gitmiyor değil mi? Hayır. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eşin nerede senin? Eşim orada, ilk konuştunuz. O muydu? Ya Rabbim.
Demek ki o zaman şey dolu diyor ya. Baksana diyor ki dolap dolu diye. Galderik, meloca ne istersen var. Evet. Nasıl getiriyorsun bunları sen? Biz burada yetiştiriyor. Bahçemiz var. Burada yapıyor. Nerede bahçe? Bir gün o bahçeyi beni gezdirin ya. Vallahi severek. Ama tam şey verim olduğu zaman şimdi değil yani. Şimdi evet şimdi bahçeye gidersem kesin bana kazma kazdırır hemşerim. Gitmek istemiyorum bahçeye. Çok teşekkür ediyorum hemşo. Dediğim gibi selam var mı kardeşlerine? Muhtarın adını biliyorsun mu? Sor. Bilmiyorum. Sen köye gitmiyorsun. Yok, köye gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Çarşıda kalıyorsun. Ama köyümüz merkeze bağlı olduğu için doğru. Dairemiz orada. Evet, bu güzel arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şu güzel gavuğundan da ben de alacağım bir tane. Tamamdır, alalım. Öpüyorum seni kardeşim. Evet, devam ediyoruz. Bak bir hemşerim daha geldi. Aa dediler, aa burada dediler. Bak, bak seni sana gönderdi beni. Ben dedi gavuklayayım dedi. Bak dedi, ye iç dedi, buna yaz dedi. Doğru dedi. Eyvah. Buyur, haydi gidelim. Evet, seni tanıyalım. Benim adım Şükrü Maden, Ordulu'yum. Ulubaylıyım. Evet, Şükrem neredesin? Namazdaydın biraz evet, önce oğlanla evet, beraber. Evet. Seni aradık. Ablayla maalesef görüştük öyle. Orada. Evet, sağ ol bizi beklemişsin. Allah Zayda. Razı olsun. Ne demek? Buraya kadar emek yani, vermişsin, yani, gelmişsin. Sağ ol Ahmet de bizi bırakmayın sağ olsun. Çok güzel. Sizleri çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Hemşerim gel buraya. Gel. Şimdi gel kardeş gel. O zaten konuştu. Gel. Küçüğümüz. Olsun. Bak. Görüşelim olsun. Boya evet. Sevgili izleyiciler şimdi hemşehrilerimiz burada bizi görünce hasbihal ediyoruz. Şu an orduya gittiği gibi olduk gibi yani. Değil aynen mi? Aynen evet. Evet zaten görü yok bakı yok. Seviniyorsa tabii ne demek. Ya demedin bir gün bu adam gelmiyor mu falan. Ya onun için bekledik bak saat öğlende beri buradayız. Ya bir beni... tarafta da katkımız oldu camiye. Evet bayağı katkı oldu sayende yani uzun kaldı. Evet. Aynen. Şimdi çok özür diliyorum sizden. Ben çok yoruldum. Ahmet'in suçu beni aramadı. Asıl suç benim. Bu da yorgun. Gelirim dedim. Geleceksin mi? Gelirim dedim. Ama iki tane program yaptım dün. Yani canlı yayın. Çok ağır bir olay. Ve yatıyordum Ahmet'e. Baktım aramış beni. Hemen fırladım geldim. Çok uzak oturmuyorum Allah'tan. Sağ ol. Allah. Şivebüşkümük diye bir yer var burada. Evet, Şivebüşkümük. Orada kalıyorum yani. Ha, öyle mi? Güzel. Sizin canınıza yakınım ben yani. Canım size yani. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Bu güzel konuşmalardan dolayı. Dediğim gibi. Yine bekleriz. Evet sevgili izleyiciler inşallah bir gün kimin bahçesi güzelse büyük ihtimal evet, bahçesinde bize mangal yapıyor. İnşallah. Bu güzel insanları da çağırıyor. Bura cami diye yapmıyoruz. Bir Ordu Dereleri faslı yapacağız orada. Yani aynen. Şimdi burası cami olmaz. Orada Ordu Dereler ve Ulüm'deki ordular da burada bizi izleyen Ulüm'deki arkadaşlar da hepsi Ordu'nun derelerini en güzel sen söylüyormuşsun. Arkadaşlar öyle birlikte söyleriz. Hep birlikte söyleyeceğiz. Kendimi bunların yanında çok emniyetli hissediyorum. Bunlar bizim geleceğimiz. Biz yaşlanıyoruz da. Şimdi Bayburtlu kızıma sorayım nereliymiş? Nerelisin? Ordu. Ey ya Rabbim. Annen nereli? Ordu. Baban nereli? Ordu. Amcan nereli? Ordu. Hiç kurtuluş yok. Ordulu. Çalışıyorsun. Ne? Şu an Almanya'dasın. Bir ara Türkiye'de kalmışsın. Bir sene mi kaldın? Kaldım ya. Türkçe öğrendin mi? Öğrendim. Orduca biliyor musun? Biraz. Ordu evet. Yemeklerini tanıyor musun? Yani? Ya, tanıyorum. O zaman ya sevgili niye soruyorum biliyor musun? Herkese sorunca buna sormayınca olmuyor. Pancar çorbasını yapmasını öğrendiyse diplomayı vereceğim. Öğrendim. Hayır. Ana, nerede anam? Annem arkada oturuyor. Hep onun suçu. Hep onun suçu. Sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ordu'da seni telefilikte bir derken yukarı görmek. Telefilikte hangi şeye bindin? Hatırlıyor musun? Nasıl? Hani isimler var ya gölge. Bilmiyorum. Ama bindim. Bindin yani. Ordu'yu nasıl buluyorsun? Güzel ama deniz kenarı falan gerçekten yani. Ben çok beğeniyorum yani yeni Ordu. Hatta Miami Vice'e benzetiyorum Ordu'yu. Değil mi? Valla benzemiyor mu Allah aşkına? Çok. Yani? Çok benziyor. Evet bu güzel insanlara teşekkür ediyorum ve devam ediyorum bakalım. Ya sen niye sessizsin? Bakayım dilin var mı ağzında? Var. Varmış dili. Nerelisin? Ben de Orduluyum. Evet. İsim neydi? Mithat. Evet. Mithat. Kaç yaşındasın abisin? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Evlisin, 5 çocuğun var. Yok, bekar. Yarışmaya Ordu'dan katıldın. Yok. İşte sevgiliciye niye soruyorum biliyor musun? Bakın Mithat daha bekar yani. Haberiniz olsun. Demedi demeyin yani. Sakın. Yani Mithat. Elini de sakladın. Nişanlı yok, mısın? Yüzük yok. Müzük. Ay canım benim. Seviyorum seni. Evet Mithat. Anne kimle? Evet. Maden. Değil mi? Maden ailesi. Evet güzel camideydin biraz önce geldiğimizde. Namazda dediler. Seni bekledik ama geç geldin. Olabilir. Evet. Yani aşağıya geç geldin. Namazdaydın.
Nasıl gidiyor Almanya'da hayat? İyi yani, yaşıyoruz. Yaşıyorsun. Yaşıyoruz. Ama Türkiye'ye gitmeye bir istiyorsun değil mi, böyle izine? Yani bir rahatlamak ya, için falan. Antalya bize iyi geliyor. Antalya oluyor yani. Geziyorum. Aynen, Ordu'ya tabii. Tabii ki Ordu'ya da gidiyorsun. Evet, aynen. En çok nereye takılıyorsun Ordu'da? Adres alayım da belki gençlerden, yani olur ya abilerine, nereye takılıyorsun? İyi bir soru. Ya merkez, bizim pek takıldığımız bir yeri yok yani. Merkez. O kadar. Gel. Aynen, aynen. Öyle mi? Merkezden git, gel. Evet. Evet, bu güzel insanlara çok teşekkür ediyorum. Amcaya, dayıya selam var mı? Teyzelerime selam söylüyorum. Evet, teyzelerine. Amcalarına, teyzelere, herkes. Evet, seviyeciler, şöyle yapalım. Sor dedi. Sor. Ama ne soracağız? Ne sormamı istersin? Vallahi hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor. Hangi takımı tutacağız? Bu da Galatasaraylı. Yok, Fenerli. Aha, Fenerli. Eyvah, maçı eyvah. O zaman hiç sorma. Ya, maçı hiç sormayayım çünkü gururlu. 2-0 kazandık çünkü. O da biraz şey oldu. Evet. Biraz ayıp oldu ona, ama evet, idare edeceğim. Ona. Burada camideyiz. Camide politika olmaz. Memleket neresi? Trabzon. Trabzon. Ama Almanya'da doğulup büyüdük. Şuna ne diyorlar Trabzon? Ne diyorlar? Şapka. Şapka mı diyorlar? Fes. Evet, Fes. Bazı değişik adları evet, var. Fes. Camide yönetimdesin galiba. Yönetimdeyiz. Evet. Burada kaldırıyoruz. Masaları toparlıyoruz. Topluyoruz. Bardakları, boş şişeleri işte götürüyoruz. İş. Çalışıyorsun abi. Çalışıyoruz burada. Kaç yıldır? Üniversiteden yeni bittim. 5 yıldan beri çalışıyorum. Evet. Makine mühendisliği. Ha, maşinen. Maşinen bavu. Aynen. Maşinen bavu inceliği. O da kazandık. İş var mı şu an Almanya'da? İş var. Çalışmak isteyene hep iş vardır. Değil mi? Evet sevgiliciler, ne yapıyoruz? Dedik ki aşağıdan hemşerileri gördük, üyeleri gördük. Adana'ya gittik, Mersin'e gittik, Ordu'ya gittik, Trabzon'a gittik, gittik de gittik. En sonunda ne diyorlar, hani yaşlarımız ilerleyince, hani mezardan önce gideceğimiz yerin uzmanının yanına geldik. O da ben tanıyorum, zaten hepimiz tanıyoruz. Orta yaştaki insanlar telefon kuyruğunda. Çok cevap verdi hani onların suallerine, sorularına, ama biz çok, bizim çünkü böyle programımızın formatı olmadığı için biz kendisiyle kısa bir hasbihal edelim dedik, buradayken bir nezaket ziyaretinde bulalım dedik. Abi sen hoş geldin Almanya tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Seni bir tanıyalım, biz seni tanıyoruz da. Bendeniz Hasan Karahallioğlu, uzun yıllar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın değişik kademelerinde görev yaptım. Daha sonra da emekliye ayrıldım. Bu arada da hem bakanlık dönemimde hem de bakanlık sonrası çeşitli kanallarda vatandaşların çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soru ve sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık. Bir diğer taraftan da işte yazılı basında, ulusal bir gazetede her hafta yine okuyucularla beraber oluyoruz. Bu konuda da yayımlanmış işte 5 tane bir kitabımız yayımlandı. Dolayısıyla işin özü, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ileri yaşlara gelmiş vatandaşların devletin vermiş olduğu sosyal güvenlik, emeklilik imkanından nasıl faydalanabilirler? Özellikle Avrupa'da yaşayanların emeklilikleri nasıl olur? İleriye yönelik ne yol izlemeler gerekir? Bir de eşini kaybetmiş eşler, anne babasını kaybetmiş yetimlerin emeklilikleri üzerine çözüm üretmeye, ayrıca da Almanya sistemi üzerinde de bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Evet, şimdi sizin... Ben dedi 5 tane kitap var, tesadüf Mustafa abi kulakları çınlasın. Bir tanesini onun, ben de Yeni Posta gazetesinde de görev yaptığım için aldım, okumuştum. Galiba 6-7 sene olmuştu herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra bir versiyon çıktı mı daha tekrar. Güzel, çünkü Almanya'daki sigorta işlerine de biraz ilgilenmişsiniz. Yani o konuya da bir hakimsiniz. Yani sırf Türkiye değil, Almanya'nın kanunlarındaki bu bilgilere de sahipsiniz. Yani bunun nereden geliyor bu yani? Şöyle, bendeniz yurt dışı iş hizmetleri daire başkanlığı görevini de yapmıştım. 12 yıl civarı. Bu süre zarfında Almanya başta olmak üzere 35 ülkeyle sosyal güvenlik anlaşması imzaladık.
anlaşmalar sırasında karşı ülkenin mevzuatını öğreniyorsun. Bir de kendi mevzuatını da karşı tarafa aktarıyorsun. Hem mevzuatı karşı taraftan öğrenmenin yanı sıra o ülkelerle ilgili gelen sayısız talepleri kağıt üzerinde işleme tabi tutuyorsun. Hem o ülkenin hizmetini Türkiye'ye, Türkiye'deki hizmeti karşı ülkeye bildirmek suretiyle iki taraflı aylık almalarına, malülen, yaşlılıktan, ölümden vesaire. Böyle olunca hem teorik olarak hem de uygulama yönünden biraz bilgiye sahibiz diyeyim. Şimdi sevgiliciler, bu konu o kadar büyük bir konu ki yani her gün bir şey doğuyor yani doğuruyor yani böyle hani. Geçen bir konu söyledi bir tanesi dedi ki ya bak dedi mesela dedi bazı hayvanlar 5-6 tane 10 tane doğurur bir batumda dedi. Ama kuzu bir tane doğurur ama bereketlidir dünyada kuzuların değeri veya koyunların dedi sayısı daha çoktur dedi. Şimdi bizim buradaki konularımız da o kadar çok yani hiç bitmez bitmek bilmiyor. Yani herkesin bir derdi vardır ama ben en önemlisi herkesi ilgilendiren şu otomatik bilgi sistemiyle ilgili bunun hakkında bir şey demek ister misin bize? Bir akıl, bir öğüt vermek ister misin yani? Şöyle OECD ülkeleri bir araya gelmişler. Kara paranın aklanmasını önlemeye ve de çifte vergi verilmemesi yönünde bir sözleşme imzalamış. Türkiye'de OECD üyesi ülkesi olması hasabıyla bu sözleşmenin bazı maddelerine taraf olmuş. Her ne kadar işin özü kara parayla ilintili de olsa orada bir rakam belirlemedikleri için her tür bilgi yani banka üzerindeki, finansman üzerindeki bilgilerin karşı tarafa verilmesiyle ilgili bir yükümlülük alınmış. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda rakamın 1000 değil daha yüksek bir meblağının ancak kara paraya sebep olacağını, 5. maddenin tekrar gözden geçirilip vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yönelik girişimler oldu. Bu 5. madde ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bankalar her yıl sonunda kişilerin şayet adresleri, hesaplarındaki adresleri yurt dışı ise, telefon numaraları ve e-mailleri yurt dışını gösteriyorsa, hesap hareketlerini detaya girmeden yıl sonu itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderiyor. Bir kısım bilgi gönderilmiş gibi gözüküyor. Fakat biraz yavaştan alınıyor. Sebebi de bu 5. maddenin tekrar gözden geçirilip vatandaşların özellikle Avrupa'da yaşayanların mağduriyetine neden olmama yönünde umuyorum seçim öncesi bu konuda da bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Evet sevgili izleyicilerimiz şu an Ulum Ditip Camisi'nin Merkez Camisi'nin içine girdik. Bakalım şöyle Aydın Hemşo gel bir bakalım caminin içine. Evet çocuklar neredesiniz siz çocuklar? Burası neresi? Cami. Neresi bu? Cami. Cami mi? Dua biliyor musun sen? Hangi duayı kim biliyor? Kızlar bilir. Neyi biliyorsun? Oku bakayım. Hangi dua? Subhaneke. Biliyor musun sen dua? Ne? Subhaneke. Allahümme ve bihamdi ve la ilahe cettik ve la ilahe gayruh. Evet. Yanlış da olsa çok güzel okudu. Teşekkür ediyoruz. Sen biliyor musun kızım? Evet, bu daha öğrenecek. Evet, bakalım şimdi camimizin gerçekten çok güzel bir şey var, mimarisi var caminin. İşte gördüğünüz gibi yukarısı. Evet, avizemiz de zaten muhteşem. Avize muhteşem. Siz bu caminin cemaati mısınız? Sayılırız ne demek oldu şimdi anlayamadım. Yani, hoca mısın yoksa? Yok estağfurullah. Hocam, İyi, yani hocam. Sayılırsın.
Cemaat. Çok şükür cemaattensiniz. Güzel bir caminiz var yani. Aynen, çok şükür. Bayağı da büyük bir yer. Yani yıllardır da uğraştık yani. Dışarıdan öyle şey gözükmüyor. Küçük gibi bir şey gözüküyor ama içeriye bir baktığımda şöyle boğuluyorum yani. Yok biz... Boğuluyorum derken kötü, basık değil. Büyük yani. Aynen evet. Biz daha küçük yerlerden geldik Ulun camisi olarak. Kaç kişiksin cami? Namaz kılmaya kalsa alt üst. 200. 2000. 200 diyor, sıfırı var. 2000. Evet, gördüğünüz gibi 2000 kişilik. Hocamız nereli Ahmet? Evet, hocamız da Ankaralıymış. Zaten Ulim gibi yere de Ankaralı bir hoca yakışır diyorum. Sevgili izleyiciler, bir gurbetten sılaya programının da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam olmadığı için bana bıraktı bugün buraları. Akşamın da geç saati oldu. Kermes bitti, toplandı. Dediğim gibi gelecek programda bir başka yerde görüşmek üzere diyorum. Ulum DİTİB Merkez Camii'nden size kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın. Selam olsun orduya. Evet.